Tekrar selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Her şey yolundadır. Şimdi batarya sağlığı ve şarj ile ilgili önerileri ve bilinmesi gerekenleri anlatacağım. Şunu bilin ki bataryayı tamamen boşaltma, tamamen doldurmaktan çok çok daha fazla zarar verebilecektir aracınıza. Bu nedenle seyahate gitmeden önce %100 doldurmanın %0'a kadar boşaltmaktan çok çok daha az zararı olmaktadır. Bu nedenle kalibrasyon yapmak dışında aracınızı %0'a kadar getirmeyin. Bataryanızı örneğin %0'a kadar kullandıysanız da bir an önce şarj etmeniz gerekiyor. %0'da bekletmek, uzun süre bekletmek bataryaya çok büyük zararlar verebilir. Bu konuda yine benim batarya sağlığı ile ilgili bir paylaşımım var, ona bakabilirsiniz. Aynı zamanda lityum iyon bataryaların, yani bizim kullandığımız araçların bataryalarının nasıl çalıştığını detaylı ve bilimsel bir şekilde öğrenmek isterseniz de Eke lityum iyon bataryaları nasıl çalışır diye Gökten Kurnaz'ın bir paylaşım var. Onu da koyacağım. Onu da izlemenizi öneririm. Ben bataryaların yapısıyla ilgili şöyle kısa bir bilgi vereyim. Hem NMC bataryalar hem LFP bataryalar lityum iyon bataryalar. İki batarya türünde de lityum iyon var. Lityum atomunun en önemli özelliği 3 tane elektronun bir tanesi uzak yörüngede ve kararsız bir şekilde yörüngede yer alıyor. O nedenle lityum atomu bataryalar için çok önemli hale gelmiş durumda. Bir anot, bir de katot tarafı var. Şarj olduğunda elektronlar katottan anot tarafına geçiyor ve bir şişme oluyor. Aracı kullanırken güç harcadığında ise batarya tam tersi oluyor. Lityum iyon elektronları bu sefer anot tarafından katot tarafına geçiyor ve büzülme oluyor. Eğer şişme durumunda %100'e gelmesi halinde bataryanın, %100'e şarj edilmesi durumunda bataryanın şişme olmuş oluyor, genleşme olmuş oluyor ve uzun süre %100'de kalırsa anot tarafında çatlamalar olabiliyor. Tersi durumda ise bataryanın tamamen boşaltılıp %0'a getirildiği durumda uzun süre bekletilirse bu sefer katot tarafında çatlamalar oluyor. Uzun süre bekletilirse katot tarafında çatlamalar olabiliyor. Batarya tam boşaldığında, tam dolu olduğunda, uzun süre beklediğinde neden zarar görüyor? Oradan çok rahat anlayabilirsiniz. Araç bataryası tam boşaldığında büzülme oluyor. Tam dolduğunda ise şişme oluyor. Hem %100'de hem de %0'da aracınızı uzun süre bekletmeyin. Bu bataryanıza ciddi zararlar verebilir. LFP bataryada da bu durum böyledir. Kalibrasyon dışında bunu kullanmayın. Kullandığınızda da hemen ya şarj edin ya da aracınızı kullanın. Bununla ilgili Gökten Kurnaz'ın yine bataryanızı nasıl korursunuz diye bir paylaşım var. Onu da koyacağım. Onu da inceleyebilirsiniz. Bilimsel bir yaklaşım. Batarya kalibrasyonu için NMC bataryanızı senede bir iki defa %100'e kadar şarj edip kullanmanız yeterli olacaktır. LFP bataryayı ise 2-3 haftada bir de olsa %100'e kadar getirip kullanmak batarya kalibrasyonu için iyi olacaktır. Yine bununla ilgili Gökten Kurnaz'ın LFP ve NMC bataryalar adlı bir paylaşımı var. Orada ayrıntılı bir şekilde bunu da anlatıyor. Onu da izlemenizi öneririm. 15-20 günden daha fazla eğer araç hiç kullanılmadan kalacaksa, duracaksa aracı %50 %70 aralığında şarj edip bırakmanızı öneririm. Daha uzun süre kullanılmayacaksa yine aracı %50 %70 şarj aralığından herhangi birine aracınızın menüsünden şarj sınırını getirerek ev şarjı, ev prizi, düşük voltajlı yani 1.8 2.3 kilowatt saatlik bir doldurma hızına sahip bir şekilde olacak şekilde ev prizinden şarja takıp şarjda bırakıp gidebilirsiniz. Zaten siz şarj sınırını ayarladığınız için, örneğin %70'e kadar ayarladıysanız şarj sınırını, %70'e geldiğinde duracaktır. Tekrar aşağıya indiğinde tekrar şarj olacaktır. Çok uzun süre aracı kullanmayacaksanız bunu öneriyorum. Araştırmalara göre batarya ömrünü en uzun süre tutan ve batarya sağlığını en olumlu etkileyen şarj aralığı %75 ile 45 ve %75 ile 25 aralığı. O nedenle özellikle şehir içi kullanımlarında %75 ile 45 aralığında veya %75 ile 25 aralığında kullanmanızı öneririm. Aynı zamanda bu aralıklar enerji kaybının da en az olduğu aralıklar. Yani maliyetiniz de daha düşmekte. Araç bataryasınız aşırı soğuklar ve aşırı sıcaklıklar çok etkilemekte. O nedenle yazın özellikle aracınızı gölge yerde bırakmaya çalışın. Güneşte çok bırakmamaya çalışın. Bu konuda da Gökten Kurnaz Bey'in batarya yaşlanması ile ilgili bir paylaşım var. Onu da açıklama kısmına koyuyorum.
Onu da izlemenizi öneririm. Şimdi de enerji kaybı ve maliyet hesabı, ekran verisi ve menzil hesabı ile ilgili bölüme geldik. Doğru hesaplama için eğer ne kadar aracın menzil gideceğini hesaplayacaksanız ekrandaki veriye bakabilirsiniz. Ama ne kadar maliyetim olduğu hesabı için ekran verisi doğru bir seçenek değil. Çünkü ekran verisi enerji kaybını içermiyor. O nedenle istasyondan çıkan enerji miktarı maliyet hesabınız için doğru olacaktır. Yani sizin aracınız örneğin 16 kilowatt saat harcadım olarak gösteriyor olabilir ekranda ama aslında sizin maliyetiniz 16 kilowatt saat değil. Onun yaklaşık %10 fazlası. Bu AC veya DC'de şarj etmenize göre değişiyor. Enerji kaybı AC şarjlarda yaklaşık %7 ile %15 aralığında. DC şarjlarda ise %4 ile %10 aralığında. Bu niye değişiyor? Bu da sizin hangi yüzdeye kadar şarj ettiğinize bağlı, sıcaklığa bağlı, bataryanızın soğukluğuna bağlı birçok etken var. Akım gücüne bağlı. Bu konuda da benim enerji kaybı ve maliyet hesabı diye bir paylaşımım var. Onu da izlemenizi öneririm ayrıntısı için. Onu da açıklama kısmına koyuyorum. Ancak şunu bilin, bazı araçlarda, Tesla'da örneğin, ekran verisi menzil hesaplama için de yeterli olmayabilir. Çünkü Tesla ekran verisine park halindeki tüketimlerini yansıtmıyor. Park halindeysiniz, tüketiminiz, klimanız falan bazı tüketimleri ekran verisine yansıtmayabiliyor bazı durumlarda. Eğer Tesla kullanıcısıysanız muhakkak süper şarjör kullanmaya çalışın. Süper şarjörün önemi çok fazla. Süper şarjörlerin daha çok arttırılmasını isteyin. Bu konuda kampanyalar yapın. Neden? Çünkü Tesla enerji kaybını sizden almıyor çoğu zaman. Yani Tesla süper şarjördan diyelim ki 50 kilowatt saatlik bir enerji çıkışı oldu ama sizin aracınız 46 kilowatt saatlik bir enerji aldı diyelim ki sizden 46 kilowatt saatlik para alıyor. O nedenle süper şarjörler her zaman Tesla için daha iyi. Enerji kaybı az önce söylediğim gibi AC'lerde daha fazla olsa da batarya sağlığı için yavaş şarj her zaman daha iyi. O nedenle AC şarjları tercih edin. Vaktiniz varsa DC'de de düşük şarj hızlarını tercih edin. %70, %80'den sonra özellikle %100'e kadar şarj etmek enerji kaybını çok fazla arttırıyor. O nedenle ihtiyacınız olmadığı sürece %70, %80'leri geçmeyin. Maliyet açısından %70, %80'leri geçmemeye çalışın. Bu DC'de de AC'de de böyle. Yani %70'den, %80'den sonra %100'e kadar şarj etmek DC'de de daha fazla enerji kaybına neden oluyor. AC'de de daha fazla enerji kaybına neden oluyor. Enerji kaybını başka etkileyen faktörler de işte kablonuz çok uzundur, kablonuz incedir, kablonuzun kalitesi düşüktür, voltaj akım dalgalanmaları çok yüksektir, hava aşırı sıcaktır veya hava aşırı soğuktur veya kullandığınız istasyonun verimliliği düşüktür. Bunlar enerji kaybını arttırabilen faktörler oluyor. Şimdi diğer bölüme geldik. Bu seferki başlığımız tüketim, geri kazanım ve verimlilik. Şunu bilin ki en az tüketim ve en iyi verimlilik en az frenin kullanıldığı zamanlardadır. En iyi sürücü freni en az kullanandır. Yine tüketim verimliliği için klimayı otomatikte kullanmak yerine ihtiyacınız olan kademede kullanmak, sadece yolcuların olduğu bölümleri açmak tüketim verimliliğini arttıracaktır. Klimayı otomatikte kullanmaktansa birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, sizin için o anda ihtiyaç hangisiyse o kademede kullanmak, o derecede kullanmak ve sadece yolcuların olduğu bölümleri açmak, diğer bölümleri kapatmak verimliliği arttırır. Araca bindikten sonra hemen klimayı çalıştırmak verimliliği azaltabilir. Birkaç dakika beklemek gerekir, ondan sonra açmak gerekir. İlk başta direkt çok çabuk bir şekilde ısıtıldığı için direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma açılabilir. Onlar daha az tüketim yapmaktadır. Birkaç dakika sonra klimayı açmak daha sağlıklı ve daha verimli olmasını sağlayacaktır. Bu hem klima performansını hem de tüketimi çok olumlu etkiler. Özellikle şehir içi sürüşlerinde tek pedal sürüşü kullanmak veya otomatik rejenerasyon seçeneğini kullanmak tüketim ortalamasını azaltacaktır. Tüketim verimliliğini arttıracaktır. Dur kalk trafikte tek pedal sürüş çok faydalı olmakta. Aynı zamanda biliyorsunuz balataların da eskimesini önlemekte. Rejeneratif frenlemede de geri kazanımın miktarını etkileyen faktörler var. Eğimin açısı, rejeneratif frenlemenin öncesindeki hız durumu, rejeneratif frenlemenin seviyesi, aracın geri kazanım gücü her araçta çünkü aynı olmuyor. Örneğin ben Volvo'da 150 kWh'in üstünde geri kazanımı gördüm ama örneğin MG4 Luxury'de 18-20 kWh'lerin üstünde
üstüne çıkmadı. Yine Kia EV3'te 50 kWh saatleri gördüm. Peugeot E3008'de 50 kWh saatleri gördüm en fazla. Aracın yol tutuşu, yolun yapısı, yolun kuruluğu, ıslaklığı, bataryanın şarj durumu, bunlar hep rejenerasyon geri kazanımını etkileyen faktörler. Örneğin aracınız %100'de ise zaten şarj etmez. %90'da ise sınırlı şarj eder. Hava soğuksa sınırlı şarj eder veya şarj etmez. LFP batarya veya NMC batarya olması da rejeneratif frenleme geri kazanımının miktarını etkilemekte. NMC bataryalarda daha yüksek geri kazanımı olmakta. Lastiklerin, tekerleklerin basınç durumu da tüketimi çok etkiler. Lastik basınçları eğer belirtilen normal basınçlardan daha düşükse tüketiminiz artar. Daha fazlaysa tüketiminiz azalır ama frenleme bu sefer olumsuz etkilenir. O nedenle optimum lastik basıncını ayarlamanız gerekir. Sürekli yanınızda şarj edilebilir lastik kompresörü taşımanızı öneririm. Basit küçük lastik kompresörleri var. Onlar çok faydalı. Özellikle soğuk havalarda basınçlar düşüyor. Hemen takıyorsunuz. 5 dakikada lastiğinizin basıncını yerine getiriyorsunuz. Şimdi de güvenlikle ilgili önerilere ve bilinmesi gerekenlere geldi sıra. 5-6 ayda bir de olsa rejenerasyon eğer tamamen kapalı kullanılabiliyorsa aracınızda, rejenerasyonu tamamen kapatarak güvenlikli yol koşullarında hızlanıp ani fren yaparak, sert fren yaparak fren diskleri ve balatalarınız temizlenecektir. Rejenerasyon kullanıldığı için, tek veda sürüş özellikle çok kullanıldığı için fren diskleri ve balatalar neredeyse kullanılmamış oluyor ve bu nedenle de tozlanma çok fazla olabiliyor. Yüksek süratli kullanımlar olduğu için özellikle uzun yolda, ıslak zeminlerde, virajlarda iki çeker araçlar her zaman risk yaratabilmektedir. Önden çekişli araçlar önden savrulma, arkadan itişli araçlar arkadan savrulma yapabilmektedirler. O nedenle yüksek hızlarda kullanacağınızda, uzun yolda, virajlara gireceğinizde, ıslak zeminlerde rejenerasyonu kapalı kullanmaya özen gösterin. Özellikle yağmurlu havalarda, ıslak zeminlerde rejenerasyonun açık olması risk yaratabilmekte. Arkadan veya önden savrulmayı arttırabilmekte. Biliyorsunuz yokuş inişlerinde, tırmanıştan sonraki inişlerde rejenerasyon epey bir geri kazanım sağlıyor. Ama aşırı dikse yokuş, orada rejenerasyon kendini kapatabiliyor. Bunu bilin. Çok aşırı dik yokuşlarda rejenerasyon kendini kapatabildiği için muhakkak bir ayağınız frene yakın olmalı ve tetikte olmalısınız. Özellikle çok dik inişlerde fren kullanmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Çoğu araç çok dik inişlerde rejenerasyonu devreden çıkarıyor. Aracın altını çok sert bir şekilde bir yere sürttüyseniz, çarptıysanız bir zarar gelip gelmediğini siz tespit edemeyebilirsiniz. Muhakkak en yakın servise göstermenizi öneririm. Çok önemli ve riskli bir durum yaratmış olabilir. O nedenle aracın altını mümkün olduğunca herhangi bir yere sürtmemeye çalışın. Topraklaması olmayan hattan aracı şarj etmek çok büyük risktir. Asla topraklaması olmayan yerden, topraklaması olmayan bir hattan aracınızı şarj etmeyin. Şarj için uygun kalınlıkta kablo kullanın, kaliteli kablo kullanın, topraklaması olan hatları kullanın ve ayrı bir hat olmasına özen gösterin. Yani birkaç gücün bir arada çekildiği bir hattı tek başına kullanmamaya özen gösterin. Uzatmalı kablolar şarj için risk yaratabilmekte. Uzatmalı ve çoklu kablo kullanmamaya çalışın. Elektrikli araçlar içten yanmalı araçlara göre çok daha ağır oldukları için lastikler çok daha erken yıpranabilmekte. O nedenle 30-40 bin, en fazla 45-50 bin kilometrede bir lastiklerinizi muhakkak değiştirin. Mümkünse 30-40 bin kilometrede bir lastiklerinizi kontrol edin. Gerekirse değiştirin. Bu paylaşımımın da sonuna geldik. Tekrar yeni bir paylaşımda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgiler, selamlar. Görüşmek üzere.